Dolandırıcılar hedefine ulaşmak için her fırsatı değerlendiriyor. Senaryoyu üniversite öğrencileri üzerine yazarak onları hedef alıyorlar. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite öğrencileri bir yandan kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırırken diğer yandan da burs olanaklarını araştırmaya başladı. Ancak dolandırıcılar da internet üzerinden çeşitli yerlere burs başvurusunda bulunan öğrenciler için harekete geçti. Sahte burs başvurusu siteleri açan dolandırıcılar, öğrencilerin kişisel bilgilerini çalıyor ya da başvuru ücreti adı altında ücret istiyorlar. Hedeflerine ulaştıktan sonra da sırra kadem basıyorlar. Dolandırıcıların sosyal medya veya reklam aracılığıyla öğrencilere ulaştığını belirten Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Ali Süzen, mail veya mesaj yoluyla gelen burs reklamlarında linke tıklanmamalı dedi. Kayıtlarla beraber her üniversite kayıtların için ayrı bir online başvuru sistemleri, online kayıtlar. Aynı zamanda yurt başvuruları karşımıza çıkacak. Aynı zamanda burs başvuruları karşımıza çıkacak ve tek bir kaynak yok. İşte devletin verdiği burs kaynakları var, derneklerin, vakıfların verdiği burs kaynakları veya şirketlerin verdiği burs ve yurt imkanları var. İster istemez bu da dolandırıcıların iştahını kabartıyor ve özellikle bu şekilde tam dönem başlarında çok fazla oltalama saldırısı adı altında sahte sayfalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada da bu tarz başvurulara müracaat edecek kişilerin özellikle dijital tarafta online başvuru kapsamında dikkat edeceği belli şeyler var. Aslında sürekli söylediğimiz şeyler bir sosyal medya üzerinden veya arama motorlarının reklamları üzerinden çıkan bu şekildeki başvurular, burslar gibi, kampanyalar gibi linklerin ya da görsellerin üzerine direkt tıklamak kesinlikle sakıncalı olduğunu ve risk barındırdığını söyleyebiliriz. Bu tarz başvurular genelde resmi mecralar üzerinden veya o kurumun resmi sayfası üzerinden ilerliyor. Bu sayfalara net bir şekilde arama motoru üzerinden reklamsız olarak bulup girmeleri bu riskleri en aza indirecek. Bazen kendilerine mesaj olarak geliyor. Bazen kendileri herhangi bir paylaşımın altında görüyorlar. Bunların kaynağını doğrulamadan, kaynağını araştırmadan bu linklere tıklamak, sahte bir sayfaya yönlendirmek, arkasından başvuru ücreti, kayıt ücreti adı altında bazen kredi kartı, bazen internet bankacılığı bilgileri, bazen e-devlet gibi hassas işlemlere ait bilgileri talep edebiliyorlar. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalınmaması için hep dijital ortamda söylediğimiz şey, kaynağını bilmediğiniz bir linke tıklamayın. Bir bekleyin, araştırın, kaynağından emin olun, web sayfasından emin olun ve sizden istenilen bilgilere dikkat edin. Yani sizden kredi kartı bilgisi, bankacılık bilgisi, e-devlet gibi hassas parolaların bilgisini bir sistem başvuruda istiyorsa burada bir durmanız ve iki kez kontrol etmeniz gerekiyor diyoruz.